Twitter'dan bir soru var. Cem Bey yeni ekip bu mu? diye sormuşlar. Yani bundan sonra bu ekiple mi devam? Abi, yani sen öylesin ya hep kafada yani. Abi yok yani biz yıllardır tanışıyoruz çocuk. Yani dedim ya yani ben onu küçüklüğünden beri bilirim yani. Bizim ya şöyle bir şey var. Yani genleşmek, kalabalıklaşmak meselesininle ilgili ne böyle bir takıntım ne de tutkuyla bağlı olduğum bunlarsız olmaz diyeceğim bir şey var. Yani ikisi de çok kıymetli bir şey ama temelde bir şey var. Yani kafa dengi insanlarla yapılacak bir şey komedi. Öyle yani bir, gerçekten kolay olmuyor. Yani evet. Yalnızca yani metine sahip çıkıp da anladım tamam bu adam böyleymiş, bu kadın böyleymiş demeyen birisinle yani devam etmez. Ha bizim bu son maceradaki arkadaşlarım maşallah hepsi yıldız yani hepsinin işi evet. de var. Dolayısıyla bu birazcık pahalı bir kadro yani biz. Bir taraftan şunu da biliyorum. Maddi manevi yani takvimsel olarak öyle. Şey bir oyuncudan bir oyuncu ile ilgili merakı olduğunda bence çok önemsediği başka bir şey daha var. Eğlenir miyiz birlikte? Yani sette eğlenir miyiz? Hani bir sorun çıksın istemiyorum diyor abi, mesela. Çok önemli oluyor. Çünkü. Ve olur. Bu sorunun üstüne çok düşünüyor, soruyor. Bir kişiye değil, güvendiği birçok kişiyle konuşuyor. Sosyal bir iş abi bu. Sosyal evet. bir iş. Şeyde dediğin gibi yani iş komedi bir yandan insanın ruh halini çok etkilemez mi? İstemediğin, of. Sevmediğin, arıza ben, ters birinin olması. Yok. Aslında birbirimizi o anlamda yani insanların tavrına saygım var. Yani birisi bizim kadar sosyal olmak zorunda değilse de. Yani işini yapar gidip karavanında çekilip oturabilir de. Ayrı konu. Yani onu böyle o kadar kişiselleştirip de gelsene ya şurada gülüyoruz. Bu da katılmıyor bir daha olmasın bu. Öyle bakmıyorum. Mesleğe yaklaşım olarak o bir ortak özellik arıyorsun. Diyorsun ki yani hedefi ne? Amacı ne arkadaşının? Masaya ne koyuyor? Yani beraber anlıyor muyuz bu espriyi? Çünkü ben yani yalnızca filmlerde değil çok günübirlik setlerde de bulundum reklam vesilesiyle ya bu iş çok karmaşık bir konu yani herkes bazen kazara yanlış anlamayın yani bazen kazara bu işlerde olan insanlar oluyor yani herkes biliyordur bunu örnek verebilir misiniz binlerce veririm bir tane verir misiniz katalog Türkiye'den bir tane verir misin mesela? Kazara. Vermemeli. Mümkün mü böyle bir şey? Ben hiç kimsenin canını yakmak istemem. O rolü şöyle değiştiriyoruz. Yani genellikle benim canımı yakmak isterler. Ben kimseyi üzmek istemem. Ama mesele şu. Yani hakikaten bugün Türkiye'de hani bir ara bir espri var. Türkiye'de şimdi artmıştır çok. 10 milyon olmuştur. Yani 5 milyon müdür varmış Türkiye'de diye bir espri vardı. Aktörlük de öyle bir şey. Yani katalog. Ajansa yazılmayan insan yok. Kazara nasıl olmuyor ama ya? Çünkü iş onu kaldırıyor. Yani iş onu idare ediyor. Belki 15 sene bile idare ediyor. Yani iş ondan fazla bir hüner beklemiyor. Yani ya demek öyle diyorsun eve gidiyorsun. Yani. Şimdi bunun aktörlüklü bilgisi yok ki. Biraz yani var mı? Yok değil mi? Yok. Yani biraz rol arkadaşlarınızı masaya yatıralım istiyorum ben ama. Burada olmayanları bence yatıralım. Ben onlardan bahsediyorum. Evet abi nedir bunlar? Mesela abinizle başlayalım isterseniz. Valla abimin bu işte ya da benim yaptığım işlerde aslında yani tırnak içinde oyuncu olarak orada bulunması bir neşe işi. Onun hiç öyle bir dünyası yok. Onun yani temelde bu böyle yazarlıkla ilgili bir macerası. Tasarlanırken, öyküyü dizerken, ne bileyim tercihler yaparken çok bir yardımı oluyor elbette. O işin hani ciddi bölümü. Şaka bölümü de abimin esprisi şudur. Yani tekneyi bekleyen çorbayı içer. Hani onun peruğu hep hazırdır. Doğru ya, hakikaten. Abimin peruğu orada hazırdır. Evet. Er Yetiş diye bir karakter vardı Arif'le 206'da. Bayıldım ben ona. Er Yetiş karakterinin peruğu karavanda durur abicim. Abim de setteyse var mı abi Er Yetiş'lik bir şey deyip takıyor. O bizim aramızda bir espri. Ama bu arada Can abinin oynadığı karakterler hepsi çok efsane olan karakterler. Yani çok kısa ama hiç unutulmuyor. Mesela İsmail Bey değil mi kendi patlayan? Evet. O unutulmaz bir şey mesela. O mesela o bayağı uzundu. Uzun bir roldü o yani. Ama yani bizim aramızda bir şakadır. Onun da öyle bir maci şeyi var. Yani bununla ilgili bir
iddiası yok yani. Eğleniyoruz yani kendi aramız, o kadar da olur. Ama komik şeyler yaşamıyor değiliz. Yani yıllar evvel bana şey demişti. Yahşi Batı filminde kötü adamlardan birini oynamak istedi. Dedi ki Johnny Lash. Johnny Lash karakterini ben oynayacağım dedi. Ben dedim ki ya dedim moruk o çok zahmetli. Ya ata bin, atlanın, öyle yap, böyle laflar söyle. Ya dedim böyle bir eğlenceli, çünkü ben biliyorum yani yolculukta onu he he dersin, sonra orada yoruluruz yani. Dedim ki sen dedim bence onu oynama falan filan. E sen burada Arif olacağım diyorsun, oluyorsun diyor. Ya şimdi olur mu bu yani, böyle bir şey olabilir mi? Daha önce çalıştıklarımdan mesela Zafer abim elbette, Çağlar, gene pek yakında da beraber oynamıştık Çağlar'la. Onlar daha önce oynadıklarım. Bir de hiç yani bir de Uraz'la bir küçük böyle bir iki arada filminde. Uraz'la bu arada Tuntum, sen 2019'da konuşmaya başlamışsın değil mi? Tabii. Tabii ki. Öyle mi? Bodrum'a gelip gidiyordu. Bodrum'a. 2019. Evet evet. Bu 2019'un yazında başladım onunla. Takvimleri dolu abi. Yani o sıralarda işte bir Russell Crowe'u yokladım. Türkçe oynayabilir misin diye. Ya o Zeus olacakmış. Herkesin işi var yani. Uraz'la bu kadar çeşitli bir şeyi ilk defa yapıyoruz. O da çok mutlu oldu. Ben de çok mutlu oldum. Ya bu kadar çeşitli bir şey. Mesela daha önce yapan biri var mıdır acaba? Yani 8 bölüm, içinde 8 film. Evet. Ya böyle bir şey yani, işte yani başka bir ama. Yani ben mesela oyuncu olsam falan yok. Acayip de bir deneyim bir anda, öyle değil evet, mi? Evet evet canım, çok heyecanlı. Ama deneyim ama yani birazcık çok da. Çok zordu işte. Çok büyük yetenek. Tam ondan yani bahsediyorum işte. Yani çok zordu. Öyle benim diyenin yapacağı bir şey değil, üzgünüm yani. O nedenle bazen sitem ediyorlar yani. Biz niye yokuz falan. Bilmem neden acaba. Zafer abinin yaz hikayeleri var mı? Ben bilmiyorum mesela. Zafer abinin hikayesi. Ya benim bilmediğim var mı en azından? Nerede? Ne hikayesi? Sizin setten var bu. Abi Zafer abi çalışkan bir insan ya. Yani evet. Çok çok enerjik. İşinde yani öyle bir komedik yani aksiliklerden komiklik yaşamıyoruz onunla. Ama bir keresinde science fiction bir film çekiyoruz. Ben, Nilperi ve Zafer abi var sahnede. Zafer abim voice over yani dışarıdan seslendirilecek olan sayfalarca replikler var. Bir de canlı olarak söylediği replikler var sahnede. Yani bir diğeri 6 ay sonra stüdyo ortamında kaydedilebilir. Ama bir grupta orada söylemesi gereken laf, çekim sırasında söylemesi gereken laflar var. Zafer abi o gün sete gelirken 6 ay sonra söylenecekleri 3 sayfa onları ezberlemiş. Yani yanlış şeye çalışmış. Yanlış şeye çalıştığı için de telaş yaptı tabii ve çok zahmetli bir makyajı var. Gerçekten 45 saniyelik bir sahne yani. Ama bütün gün onu boyadılar. Zeyrek'te çekiyoruz. Bütün gün boyadılar. Acayip bir kostümler giydi. Geldi. Söylüyor lafları. Diyorum ki abi onlar değil bugün. Onlar 6 ay sonra. Bugün lazım olanlar. Bugün lazım olanlar hangisi ya diyor. Gösterdim. Lan bana, ben öbürleri zannettim diyor. Abi bak orada küçük parantezle ekranda söyler yazıyor bunları. Sen aa, dedim canım. Canlılar. Ha canlılar yok dedi. Elimde. Dolayısıyla yani çok zorlu bir gündü o. Bir de bir mağaradayız bir falan filan. Bir de o makyajla falan. Makyajla bayağı o gün uzaylı oldu. Abimin güzel anıları var. Hani replik unutmayla ilgili. Nasıl? Bizim Şakrak'la da ilk defa çalıştım ben. Mesela Şakrak'ın şöyle bir şeyi var, Bülent Şakrak. Kendi de fark etti. O bana o huyunu söyledi. Ben onu sahnede çok izledim. Çok eğlenceli bir, dinamik bir oyuncu o da. Şimdi volümü arttırıyor unuttuğu zaman. Yani repliğini unuttuğu zaman volümünü arttırıyor devamlı. Ya demek öyle oldu falan diyor. Yani yükselttiği zaman volümü anla ki bir sonraki cümleyi hatırlamıyor. Yani. Biz de bize bu huyunu da öğrettiği için aa baktım ki bu bazen bağırıyor. Dedim ki devamı yok galiba. Yani bağırınca o hani şey yaşlılarla turistle konuşurken buradan doğru git falan vardır ya. Öyle bir mekanizma geliştirmiş o. Abimde ise biz bunun eline bir tane gazete verdik bir sahnede. 82 yılının Saklambaç gazetesi falan. Böyle okuyor. Ve Zafer abi geliyor, karakterdeler ikisi de. Bir replik söylüyor ve abim ona evet demesi lazım.
Evet. Oyun. Baba baba baba. Neydi benim lafım adı ya? Neydi benim lafım? Evetten daha uzun. Yani lafım neydi dedi. Biz dedi ki evet. Aa, ben evetimi unuttum dedi. Peki dedim, bu sırada hani burada hani giyindik, makyajlar yapıldı. Oturuyorsun ya, hani evet diyeceksin. Ben dedi gazeteye daldım dedi. Daldım dediği gazete 1981 yılının saklambaçı ve kurgu gazete. İçinde mesela Öner falan yazıyor. Öner Işık yakalanmıştır falan. Ulan diyor, ben de gazeteye daldım. Kuzenimle de Öner Işık. Kurgu olarak da orada bir haber var. Öner Işık'ı görünce ona daldım diyor. Ne olmuş acaba Öner'e 81'de diyor. Çağlar'dan var mı böyle mesela çok? Abi Çağlar yani... O da çok böyle bir yoğun bir işten çıkıp tekrar yoğun bir işe gitmek üzere çalışıyordu. Ama yani ben onunla daha önce çalıştım. Onun şeyini biliyorum yani, hızını mızını. Ama ona çok iş çıktı. Yani işte kılıktan kılığa girmelerde o da yani bir liste yapsak hepimiz girdik elbette de. Yani zahmetlilik olarak onunki biraz zahmetliydi. Bu kadın hikayesi anlattım. O müthiş ya, o ya. Çok güzel. Uraz'ın var mı böyle bir hikaye? Ya şey, bu arada onların şeyi de çok sen iyi ya. Sen bakma Uraz yani işini çok ciddiye alan bir çocuk yani gerçekten. Evet. Yani böyle hani komediktir, şöyledir, abi nasıl olsa yaparız, hiç öyle yaklaşmıyor. Uraz'la ilgili espri aslında birazcık da şu. O kadar fazla ciddiye alıyor ki benim sinirim bozuluyor. Mesela ben oğlum tamam işte konuştuk ya. Peki ya oğlum. Peki orada ben falan hani tamam oğlum hani şey gibi değil. Hiçbir sorusu öyle hani tırışkadan değil. Hani bazen öyle aktörler bir de işini de böyle yüceltmek için. Abi burcum ne falan filan böyle şeyler de sorarlar da. Ya o tip değil. Gerçekten işe yarayan sorular soruyor ama derinden fazla. Burcum ben yani onunla yani dedim ya. Yani çalışmaktan seyirci bu arkadaşlarım başka şeyler de izliyor ya. Elbette ben de izliyorum yani. Biliyorum yani onların bir şey yani mutlaka kabiliyetleri geniş olduğunu. Ama işte yani bizim yaptığımız iş türünde iş çok olmayınca hepimiz böyle heyecan duyuyoruz başka şeyler oynamaktan. Onun için çok eğlendik.